Ülkemizde teknokentler 4691 sayılı kanuna tabi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na rapor eden teknoloji geliştirme bölgeleri. Diğer bir tabirle aslında bu Avrupa ve Amerika'da daha yoğun anlamıyla kullanıldığı şekliyle aslında şehrimizin Silikon Vadisi, Pamukkale Teknokent diyebiliriz. Evet. Bu bağlamda teknokentimizde Ar-Ge yapan firmalarımız, Ar-Ge üreten firmalarımız faaliyet gösterebiliyor. Ve teknokentte bulunmanın ve faaliyet göstermenin ilk birincil önceliği bir Ar-Ge çalışması olması ve bu Ar-Ge çalışmasının sürekliliği teknokentte faaliyet göstermenin birincil önceliği. Pamukkale Teknokent'in yapısına baktığımızda Pamukkale Teknokent bir anonim şirket yapısında. Tabii biraz önce de bahsettiğim gibi 4691 sayılı kanun çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı rapor veren bir anonim şirket çerçevesinde ve %73 oranında Pamukkale Üniversitesi'nin ortaklarının olduğu ve Denizli Sanayi Odası'nın, Denizli Ticaret Odası'nın, Denizli İhracatçılar Birliği ve Denizli Ticaret Borsası'nın da ortaklarının olduğu bir anonim şirket Pamukkale Teknokent.